kentsel dönüşüm aslında uygulandı ama bir bölümü de rant projesi olarak uygulandı. Gitti. İmar barışı da aynı şekilde rantsal dönüşüme gitti. Bütün bunları maalesef... İmar barışı içinden çıkılamaz bir hale getirecek. Sadece bunu İzmir için düşünmemek gerekiyor. Türkiye açısından, ve İstanbul açısından düşünmek gerekiyor. Tabii canım, yani hem güvenlik açısından hem turizm alanlarımız hem tarımsal ekim alanlarımız açısından büyük bir problem var. Bu arada arkadaşlarım birazdan bize canlı yayında katılacak olan Toplum Gönülleri Vakfı'nın gençlerini, gönüllülerini hazırlıyorlar. Galiba hazırlar değil mi? Bihter ve Dilara, hazır mısınız Deniz'ciğim? Canlı yayında hemen alalım konuklarımızı buraya. Necra'cığım, ben ayakta devam edeceğim. Evet, ayakta devam edeceğim. Vekilimiz bizimle birlikte kalsın. Buyurun, 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 buyurun. Kim Dilara, kim Bihter? Sandalyeye ihtiyacımız olmayacak galiba. Şurada ayakta yapalım. Hadi gelin. Merhaba. Merhaba, merhaba Bihter, hoş geldin. Merhabalar, hoş Dilara ben. Dilara, hoş geldin. Ya ben size kıyamam. Onlar toplum gönüllüsü gençler değil mi? Ömer öyle. Evet. Peki, diğer iki arkadaş? Siz belediyedensiniz. Ömer gel. Sen de gel, onları yere bırak lütfen, gel. Yükü çok fazla. Evet, farkındayım, yükü çok fazla. Evet. Evet. Maskemizi çıkartıp takmakta tereddütlüyüz. Hiç farkında, siz nasıl rahat maskeyle kalabilirsiniz. Evet, sesiniz duyuluyor olduktan sonra bir problem yok. Arkadaşlar, Necra'cığım, sesleri duyuluyor mu? Bihter'le Dilara'nın. Ben de uzatırım. Tamam. Bihter, siz mütevelli heyet üyesisiniz. Evet. Toplum Gönülleri Vakfı'nın. Böyle gelin, yüzünüzü görelim. Işıktan kaçmayın. Benim mikrofonum var aslında ama. Tamam. Olsun, ben gene de sesinizi güçlen. Vakfı mütevelli heyet üyesiyim. Kurucudanım. Ne zaman geldiniz alana? Kendiliğinizden mi geldiniz? Birileri koordine mi ediyor? Nasıl çalışıyorsunuz? Biz Toplum Gönülleri Vakfı olarak kurulduğumuz günden beri bütün doğal afetleri gönüllü olarak zaten gidiyoruz. Evet. Elazığ depreminden sonra STK Afet Platformu olarak 20'ye yakın STK bir araya geldik. Bu gibi doğal afetlerde birlikte koordineli bir şekilde gönüllülük yapmak için. Depremin hemen ardından bir kriz masası kurduk hemen afet platformu olarak. Hemen iletişim haline geçtik. Sonra deprem alanına geldik. Zaten ne zaman geldiniz? Ne zamandan? Hemen bir gün sonra, yani bir gün, depremin olduğu gün. Ben kendim bir gün sonra geldim. Bu arada ben de İzmir'de yaşıyorum. Öyle mi? Evet. Depremi burada yaşadığım için. Hemen kriz masası olarak organize olduktan sonra zaten kamu kuruluşları, belediye, valilik, AFAD devredeydi. Sizi yönlendiriyorlar mı onlar? Yani işte şurada çalışın, burada ihtiyaç var. Tabii. Biz zaten onlara destek amaçlı buradayız gönüllü olarak. Evet, bütün gönüllü kuruluşlar öyle çalışıyor zaten. Şu anda Toplum Gönülleri Vakfı'nın Türkiye genelinde ne kadarlık bir gönüllüler ağı var? Kaç kişisiniz siz yani? Biz Toplum Gönülleri Vakfı olarak şu anda biz üniversitelerde örgütlenen bir gençlik sivil toplum kuruluşuyuz. Şu anda 72 üniversitede 120 örgütlenme olarak aktifiz. 10.000'e aşkın gönüllümüz var. Vay, çok güzel. Evet. Peki o gönülleri de hemen tanıyalım. Evet. Biri Dilara mesela. Merhabalar. Merhaba Dilara. Sen kimsin? Nerede okuyorsun? Ne yapıyorsun normalde? Hemen kendimi tanıtayım. Ben Dilara Yeniayla. Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de bir gönüllü olmanın yanında depremzedeyim. Tıpkı sahada çalışan koordinasyon ekibi ve gönüllüler gibi onlar da çünkü depremzedeler. Onların adına aynı zamanda buradayım. Onların sesi olmak için geldim buraya. Ben İzmir'de arabada yakalandım ve bütün şehrin nasıl sallandığını, insanların nasıl kaçıştığını bizzat kendi gözlerimle şahit oldum buna. Ve ardından ivedilikle reaksiyon alıp operasyonları başlattık. Peki şimdi nerede çalışıyorsunuz? Şöyle, Buca, Basmane ve Bayraklı olmak üzere 3 farklı depoda operasyonları yürütüyoruz. Ne demek operasyon? Yani erzak temini mi sağlıyorsun? Hemen anlatıyorum. Pardon. Buca'da Kızılay tarafından yürütülen bir yemekhane organizasyonu var. Biz oraya gönüllü desteği sağlıyoruz ve yaklaşık 8.000 kişilik yemek çıkartılıyor. Orada da gönüllülerimiz yardımda bulunuyorlar. Yaklaşık 100 kişiyle beraber muazzam bir operasyon yürütülüyor. Gerçekten hiçbir aksaklık yaşanmadı bu zamana kadar. Aynı şekilde Basmane'de depo tasnif şeyleri yürütülüyor, işlemleri yürütülüyor. Bayraklı depoda gelen bağışlar kabul ediliyor. Ondan sonra bağışlar düzenleniyor, tırlar boşaltılıyor. Yani gerçekten İzmir'de muhteşem bir şey yürütülüyor ve her türlü operasyonu yapıyoruz bu sahada. Peki sen İzmirlisin, kendin de bir depremzedesin. Vefat edenler arasında ya da yaralananlar arasında kayıpların var mı? Yakınların, tanıdıkların var mı? Benim yok, lakin şöyle bir bilgi verebilirim. Gelen çalışan, yani oraya gönüllü olarak gelen arkadaşlarımızda böyle hani evi yıkılıp da evine sürekli böyle git gel yapıp yine de gönüllü çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız var. Aynı şekilde bir mezun toplum gönüllümüzü kaybettik bizler de. Mert soyadı Küçükyumuk. Mert Eda Küçükyumuk. Orada mı? Orada mı? Evet, orada bizim 2006-2007 yıllarında 9 Eylül Üniversitesi'nde gönüllümüzdü Mert Küçükyumuk. Eşiyle birlikte maalesef Doğanlar Apartmanı'nda ve küçük oğlu Ateş'le birlikte ikinci günün sonunda cansız bedenlerine ulaşıldı. Tabii ki bütün İzmir'deki kayıpların hepsi bizim kaybımız aslında, çok doğru. Bu da bizi Toplum Gönülleri Vakfı olarak ekstra çok derinden yaraladı. Şimdi onların adına bir burs fonu açmayı düşünüyoruz. TOG'un çatısı altında. Evet, Toplum Gönülleri Vakfı'nda. Biz zaten bu STK Afet Platformu'nda toplum gönülleri olarak gönüllü organizasyonunu sağlıyoruz. Yani bütün sivil toplum kuruluşuyla iletişim halindeyiz. Bütün afet platformundaki sivil toplum kuruluşları bütün gönüllülerine çağrı açtılar. Ama gönüllü organizasyonunu biz yapıyoruz. Biz de TOG Vakfı Instagram hesabından bir çağrı açtık. Hala gönüllü olmak gelmeye isteyenler, devam ediyorlar. Evet, 1000'in üzerinde bir gönüllü bu 4 gün oldu. Başvurusu var. 6 gün oldu. Yok, başvuru değil. 1000'in üzerinde gönüllü çalıştı bu bir haftada. Şu anda. Evet, değişim. Evet, ne kadar? Şöyle, 31 Kasım'dan 5 Kasım'a kadar yaklaşık 1015 gönüllü sahada aktif bir şekilde çalışması. 31 Ekim'den 5 Kasım'a kadar. Evet, bugüne kadar. Müthiş bir şey. Peki Ömer, seni de tanıyalım. Sen bunu buradan konuşacaksın. Çünkü senin yaka mikrofonu yok. Tamam. Ben tutacağım sana. Tamam. Sen kimsin? Nerede okuyorsun? Gel yanıma lütfen. Tamam. Gel. Ben Ömer Şirin. Manisa Toplum Gönülleri Örgütlenmesi'ndenim. Celal Bayar Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Kaçıncı sınıf? Ben 3. sınıfım. Biraz okul böyle birazcık uzatmalı devam eden. Ne güzel, bir yandan gönüllü faaliyetler, tabii bir yandan okul. Peki ama şu anda herhalde üniversiteler kapalı değil mi? Çevrim içi mi eğitimdesiniz? Şu anda çevrim dışı eğitim. Bir haftalığına bazı üniversiteler tatil yaptı. Aslında buradan da sesimizi duyurmak istiyoruz. Ben aynı zamanda Toplum Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim şu anda. Şu anda bazı üniversiteler devam zorunluluklu dersler koyuyorlar ve bu bizim sahadaki gönüllü çalışmalarımızı etkiliyor. Bazı üniversiteler sınav haftalarını açıkladılar. Bu da etkiliyor. Biz burada bir koordinasyon sağlıyoruz. Düzenli bir gönüllü akışı sağlıyoruz. Gönüllülerimizle farklı işte sağlıklarıyla ilgili farklı işlemler yapıyoruz. Ve burada bir şey soracağım. Sen İzmirli misin? Ben ondan bahsedeyim. Biz arka planda aslında şu an pandemi dönemi olduğu için arka planda da çalışan, online çalışan bir ekip vardı. Ben 2 gün boyunca o ekibin içerisindeydim. O ekipteki arkadaşlar selam olsun. Yaklaşık olarak 8 kişi sadece buraya online destek veriyorduk. Daha sonra buradaki operasyona destek vermek için İstanbul'dan geldim. Bana soyadını tekrar söyler misin? Erdal. Sevgili editörüme canlı yayında sesleniyorum. Ömer'in ismini ben size bildirmemiştim. KJ'de yazmak isterim. Ömer Şirin. Ömer Şirin, TOG gönüllüsü, toplum gönülleri gönüllüsü. Peki şu anda sen de sahada çalışıyorsun. Ben de sahada çalışıyorum. Sadece küçük bir çağrımız var. İl dışından buraya gönüllü desteğine ihtiyaç yok şu anda. Öyle görüyoruz. Pandemi koşullarında çok fazla gelmek isteyen var farklı kurumlarla. Birazcık da gönüllüler kendi sağlıklarını düşünmeleri gerekiyor. Maskesiz dolaşmamaları gerekiyor bu alanda. Biz maskeyle, siperlikle ve farklı ekstra sağlık koşullarıyla çalışıyoruz burada. Olabildiğince diğer gönüllülerde bunlara dikkat etmeli bence. Peki Ömer, çok teşekkür ediyorum. Dilara, çok teşekkür ediyorum. Bihter, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz ve size benzer bütün sivil toplum örgütlerine çok şey borçluyuz. Şahane bir gençlik geliyor. Görüyorum bunu. Türkiye sizin omuzlarınız üzerinde yükselecek ve yükseliyor zaten. İyi ki varsınız. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben yerimi alayım. Toplum gönüllerini uğurladık. Sayın Polat'la konuşmaya devam edelim. Yani inanılmaz değil mi? Böyle pırıl binlerce gençler. İnsan var. Siz de görüyorsunuz sahada zaten. Yani ben Toplum Gönülleri Vakfı'nı tanıdığım için en hızlı onlara ulaşabildim ve onları çağırdım. Ama aslında sahada biliyorum ki sayısız böyle sivil toplum örgütü var. Çok fazla var.